İstanbul Sarıyer Türkeli demirleme sahasında balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen bir cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bu görüntüler yeni paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama var. Ayrıntılar için hemen uzanacağız. A Haber ekibinden Murat da son durumu anlatacak. Murat. Evet Merve, sabah saatlerinde İstanbul Sarıyer açıklarında balıkçıların fark etmiş olduğu bir cisim. Bu cisim daha çok balıkçıların daha önce hiç fark etmediği bir cisimdi ve balıkçılar hemen sahil güvenlik birimlerine harekete geçirdi. Sahil güvenlik birimlerine bilgi verdi. Türkeli demirleme sahasına yakın bir bölgedeyiz şu an. Ve balıkçıların fark ettiği mayına benzeyen cisim sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından incelemeye alındı. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Bu arada bu cismin Rusya-Ukrayna savaşında özellikle Ukrayna'nın Rus gemilerini yaklaştırmamak için kullanmış olduğu mayınlardan bir tanesinin belki çapasından çıkarak İstanbul yani Türkiye Karadeniz sahasına girebileceği belirtildi. Tabii bununla ilgili bir de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınlandı. Açıklama şu şekilde: 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine sualtı savunma timleri, SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu olan mayın benzeri cisim SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirilmek maksadıyla müdahaleye başlanmıştır denildi. İleride de yine bir güvenlik botu görüyorsunuz denizin açıklarında ve şu an kameraman arkadaşım Engin Can Çelik de size gösteriyor. Mayının bulunduğu bölge şu an ekranlarda bulunan bölge, o bölgede bulundu mayın ve yine orada hem güvenlik, sahil güvenlik botları hem de yine Milli Savunma Bakanlığı'na ait SAS timleri de şu an orada ve yine olası başka mayınlar olabilir diye yine sahada kontroller devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Sabah saatlerinde geldi aslında bu haber. Bir balıkçı teknesinin dikkatini çekti. Mayına benzediği söylendi ve balıkçı teknesi hemen sahil güvenlik ekiplerine, komutanlığına bilgi verdi. Sahil güvenlik komutanlığı da tabii ki hemen harekete geçti. Ve o cisim, mayına benzeyen cisim hemen çembere alındı. Etrafta bir güvenlik sahası oluşturuldu. Ve yine SAS timleri, yani sualtı savunma timleri bölgeye intikal etti ve etkisiz hale getirmek maksadıyla müdahaleye de başlandı. Bizler yine bu bölgede yayınlarımıza devam edeceğiz ve size yine anlık gelişmeleri an be an bildirmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.